Selamlar arkadaşlar. Sizlere video başlamadan önce çok hızlı bir duyurum var. İki video önce direkt Volta'nın resmi oynanışını kanalıma attım, dünyada ilk. Aynı şekilde en son videomuzda ise FIFA 20'nin direkt bütün modlarını full olarak oynadığım bir video attım. Bu videolar arkadaşlar çok fazla spam yediği için önerilenleri çıkmıyor. Eğer FIFA 20'yi almadan bilgi sahibi olmak istiyorsanız öncelikle o videoları izlemenizi tavsiye ederim. Size şimdi bu videoda iyi seyirler. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha birlikteyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi enerjim son noktada. Hemen arkadaşlar kısa kesiyorum. Direkt videomuza başlıyoruz. 60 bin aboneye doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Son bir ayda kanalıma toplamda 600 bin izlenme geldi. Ve bu 600 bin izlenmenin %68'i abone olmayan kullanıcılar tarafından. Eğer sen de bu izliyorsan ve FIFA 20 hakkındaki en güncel haberler almak istiyorsan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutma. Evet arkadaşlar, hemen videomuza başlıyoruz. Bugün gerçekten çok sevinçliyim. Öncelikle ince detaylarla başlayacağım. Sonra bizim için önemli olan kısma geleceğim. eSports ve PES'in lisans kapışması halen devam ediyor arkadaşlar. PES sürekli sponsor olduğu takımlardan reklam oluyor. Twitter'da sürekli onlar PES'i paylaşıyor. Aynı şekilde EA'nin sponsor olduğu takımlar onu paylaşıyor. Şu anda resmen sosyal medyada PES vs FIFA dönüyor arkadaşlar. Dediğim gibi zevkler ve renkler tartışılmaz. Her iki oyunun da oynayıcısı var. Ne kadar alınacağı, ne kadar kar edecekleri bizi ilgilendirmez. Herkese saygı duymak zorundayız. Ve şu anda bu iki oyunun da birbirle kapışması gerçekten de çok 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 güzel oluyor. Çünkü artık FIFA piyasanın sadece kendilerinde olmadığını, başka bir firmanın da onun elindeki bazı lisansları alarak onun zarar etmesini sağlayacağını anladı. Bu da FIFA 21, 22, 23 gibi oyunlarda artık eSports'un daha dikkatli olacağı anlamına geliyor sevgili dostlar. eSports biliyorsunuz ki anlaşma olduğu ligler arkadaşlar önemi dünyada birdir. Premier Lig, Bundesliga gibi liglerde zaten oyuncuların yüzlerini, işte özellikle büyük takım oyuncularının yüzlerini inanılmaz yapıyor sevgili dostlar. Aynı şekilde bu senede Bundesliga ile olan anlaşması devam ediyor. Bunu da şu anda ekrandaki videoda duyurdular arkadaşlar. Stadyumlarından tutan oyuncuların yüz analizine kadar her şey var. Ve bu arada insanlar şunu karıştırıyor. Yüz analizini yapmak arkadaşlar herhangi bir ekstra bütçe gerektirmeyen bir şey. Onların kendi yazmış olduğu otomasyon sisteminde sadece yüzü tanıttığınız zaman zaten kendisi otomatik olarak yüzü çıkarıyor. Yani aslında Türkiye'de de çok 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 rahat şekilde yapılacak bir şey. Sadece ülkemize olan önemi arttırmamız gerekiyor. Aynı şekilde PES de arkadaşlar yerinde duramadı. Dedi ki ulan herkes bir şey açıklıyor, ben de açıklayacağım, benim neyim eksik dedi. Ve Euro 2020 turnuvasının resmi olarak lisanslarını aldığını duyurdu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda ekranda PES'in resmi olarak tanıtım fotoğrafı. Euro 2020 PES'te olacak arkadaşlar. Bu turnuvayı almak ve oyunu eklemek güzel. Çünkü yazın arkadaşlar futbol oyunları maalesef ki ömrünü yitiriyor. Ve bu tarz turnuvaları oyuna ekleyerek, bu tarz modları oyuna ekleyerek insanları oyunda tutabiliyorsunuz. Ve 3 haftada olsa, 2 haftada olsa, 1 haftada olsa sizin oyundan daha fazla yararlanmanız anlamına geliyor. Bu da arkadaşlar tabii ki de beni mutlu ediyor. Çünkü insanlar oyuna o kadar para vermişken en doğru ve en güzel şekilde yararlanması her zaman en iyi seçimdir. Ve Euro 2020'yi bünyesine kadar PES kendisine böyle bir avantaj elde ettirdi. Şimdi gelelim asıl konuya. Türk Stadyumu sevgili dostlar. Bundan 2 ay önce video yapmıştım. O zaman demiştim ki sizlere Türk Telekom, Vodafone Arena ve Atatürk Olimpiyat Stadımız biliyorsunuz ki arkadaşlar finallerde kullanılan stadyumlar. Yani bu stadyumlarımız finallerde kullanıldı. Resmi olarak turnuvalarda kullanılacak daha doğrusu Atatürk Stadımızda. Ve oyuna Atatürk ismiyle bir stadın eklenmesi çok tatlı oldu. Ben gerçekten bugün çok sevindim arkadaşlar buna. Ama ne yazık ki kötü bir haber veriyorum sizlere sevgili dostlar. Resmi olarak eSports'un yetkilileri buraya gelip stadı tarama yapmadılar. Yani bu ne demek oluyor? Diğer Tottenham'ın stadı gibi, City'nin stadı gibi ya da herhangi Premier Lig ekiplerine veya Bundesliga ekiplerinden birinin stadı gibi detayları beklemeyin sevgili dostlar. FIFA 19'daki Olimpiyat stadının aynısını yan yana koyduğunuz zaman zaten ikisi birbirinin arkadaşı %99 benzeri. Yani detay olarak falan filan çok bir şey beklemeyin çünkü resmi yetkililer Türkiye'ye gelip tarama yapmadı. Tamamen görseller üzerinden yapılan bir eklenti ama olsun. Bu bile bir başlangıçtır arkadaşlar. Ne demişler? Her şey imkansızdır ta ki birisi başarana kadar. Yani geçen sene bunu PES başlattı. Fenerbahçe stadını oyuna ekledi. Bu sene de arkadaşlar Atatürk Olimpiyat stadımız oyuna geldi. Vodafone Arena var mı yok mu dersiniz arkadaşlar? Gamescom'a giden Almanca yanlış söyledim. Almanya'da yaşayan Türk kardeşlerimiz. Onlara sordum arkadaşlar. Serkan İsak kardeşime de buradan selamlar olsun. Şu anda Vodafone Arena var mı yok mu gerçekten bir bilgi yok. Çünkü Gamescom'da inanılmaz bir şey olmuş. Video çekmeler falan çok zormuş. Çok fazla ünlü YouTuber gitmiş ancak video çekemeyenler de olmuş. Bundan dolayı bu konuyla ilgili bilgileri bir sonraki videoda sizlerle birlikte buluşturacağım. Ama şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi Atatürk Olimpiyat Stadımız FIFA 20'de sevgili dostlar. Ben size söz veriyorum, bakın sözümü durmazsam bir sene sonra gelin. Deyin ki kardeşim sen böyle böyle dedin, olmadı. FIFA 21'de
Türkiye'ye önemi arttıracağım. Bakın bunu kendi başıma da yapmayacağım. Bu sene bizim senemiz olacak. Bakın bu lafların altını çizin sevgili dostlar. Bu sene öyle güzel videolar, öyle güzel projelerim olacak ki bazı sevdiğim kardeşlerimle birlikte hepiniz şaşıracaksınız. FIFA 21'de çok farklı olacak her şey. Ben size bunun sözünü veriyorum sevgili dostlar. Sadece hazır olun. Artık biz potansiyelimizi gösterdik. Artık insanlar Avrupa'da bizi gördüler. Stadımızı beğendiler. Özellikle turistlerin statlarımız hakkında yapmış oldukları yorumlar. Onları gördüler. Beşiktaş stadı, özellikle Vodafone Arena'nın o denize yakınlığı, turistlerin ilgi çekiciliği. Herkes bunu gördü. Artık herkes potansiyelin farkına vardı. Bu sene çok güzel bir seneydi. Önümüzdeki sene arkadaşlar her şey çok 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 daha güzel olacak. Ben size bunun sözünü veriyorum. FIFA 21'de artık ülkemiz çok farklı bir konumda olacak. Bu bir Oğuz Erdoğan sözüdür. Bu zamana kadar bu kanalda verdiğim her sözü tuttum. Bunu da tutacağım sevgili dostlar. Bugünkü videomuzda böyleydi sevgili dostlar. Dediğim gibi anlaşmalardan bahsettik, stadyumumuzdan bahsettik, detayları verdik. Sizler de madem buraya kadar izlediyseniz demek ki eğlendiniz demektir. Videomu beğenmeyi ve yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.